Bir tatlı yapacağız. Tamam. Çok kolay bir tatlı. Çok severim. Yani bir tane hamur yapacağız, bir tane krema yapacağız. Bitti de gitti. İlk bölüm, madem böyle güzel geldin, ben de seni güzel karşılayayım. Peki bunun adına ne diyorlar? Bu tatlının adına Paris Brest diyorlar. Paris Brest. Evet. Çok iyi. En sevdiğim tatlı. Bence de, yani seni zorlamaz da. Yani hani tam bir pazar günü atıştırmalı. Tamam. Yani tamam. Hafif. 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 Kalori kilo yapmaz. Yedikten sonra böyle uçuyorsun. Aynen. Bir kahve tamam. Atarsın, tertemiz olur falan. Süper. Sabırsızım. Feyyaz'dan iyi şeyler bekliyorum açıkçası. Yani iyi başladık. Formda. Çok güçlü. İyi bir Paris Brest yapacağız. Ama bir soralım bakalım. Feyyaz, bugün biz ne yapıyoruz tarif olarak? Paris Brest efendim. Bence yapalım. Sonra bu arada tatlılarımızı değiştirip tadına bakacağız değil mi? Evet. Sonra senin yaptığın o efsane Paris Brest'i ben hazır mısın buna? Ben bu konuya hazırım. Sen de hazır mısın? Hazırım. Beni adım adım takip et. Şimdi önünde bir tane hassas terazi var. Yuvarlak duruyor. Evet. Onu tamam. Tezgahının üstüne koy. Önündeki bu göstergeyi çek lütfen. O göstergeyi çektikten sonra açma kapama düğmesi var. Bir kere basıyorsun, açılıyor. Orada rakamlar ortaya çıkıyor. Evet, harika. Çıktı. Çıktı. Şimdi orada rakamlar ortaya çıkıyor. Önce gramla çalışacağız. 0 gram yazıyor. Bunun bir darasını almamız lazım. Sol tarafta, senin sağ tarafında tencere var. Bir tane küçük saplı tencere. Çok pardon. Efendim? Bunu şimdi ben bunu çektim ama... sıfır falan diye yazmıyor. Bas üstüne. Üstüne bas. Şeyine. Açma kapama düğmesine. Tamam. Çıktı mı sıfır? Çıktı. Okey. Şimdi küçük saplı tencereyi onun üstüne koy. Sonra bir basılı tut. Üstünde darasını aldığını göreceksin. Tekrar sıfırlanacak. Tencereyi üstüne koydun. Küçük tencereyi, saplı tencereyi. Koydum. Hafif bir basılı tuttun. Tekrar sıfırlandı. Darasını aldık yani. Tamam. Tamam. Okey. Şimdi bir kaşık alıyorsun. Önünde tereyağı var. Bu tereyağdan 80 gram kadar tencerenin içerisine koyuyorsun. 80 gram tereyağı. 80 gram tereyağı. Tereyağı ne? Elle mi alıyorsun? Kaşıkla alıyoruz tercihen. Böyle kurallar var tabii. Kaşık nerede? Kaşık o da önünde duruyor. 80 gram kadar tereyağı tencerenin içerisine girdi. Şimdi alt taraftan bir tane bardak alıyorsun Feyyaz. Bir dakika. Ve bu bardağın yarısına... 80 gram değil mi tereyağı? Evet. Süt koyuyorsun. 50. Tamam. Sonra üstüne bir bastım. Akmıyor. Gramaj, oz. Ne oldu? 81 olur mu? Senin hani güzel bir tane senin olur tabii. Tamam, harika. Sorun yok. Sonra bunun üstüne yarım su bardağı kadar süt koyuyorsun. Tereyağın üstüne. Tereyağın üstüne evet. Yarım su bardağı kadar süt koyuyorsun. Direkt tencerenin içerisine. Bir dakika. Arkasından yarım su bardağı kadar da su koyuyorsun Feyyaz. Bir dakika, bardak nerede? Bardak aşağıda. Tamam mı? Bak bana bunları söylemediniz ama. Abi aşağıda söylüyorum işte hepsini bak tek tek. Bizde yarım şey bardak yok. Süt. Cam kase. Terazi tereyağlı cam... olsa olur mu? Efendim? Terazi diyorum. Tereyağlı olsa olur mu? Tereyağlı? Biraz tereyağı var da. Benim hassas terazide. Hassas terazide tereyağı mı var? Evet. 80 gram ölçtüm ya. Orayı silmedim yani. Ha teraziye mi koydun? Evet. Ha. Arda ben düz mantık çalışıyorum. Dedi ki bana tereyağını onun üstüne koy. Onun üstüne koydum yani. Mikserle pek anlaştığım söylenemez. Şimdi bak mikseri tezgahın üstüne çıkarttın mı? Evet. Harika. Çıkarttıktan sonra bunun ucunda bir tane çırpma teli görüyorsun. Değil mi? Görüyor musun? bu nasıl çıkıyor? Hangisi? Çırpma teli mi? Evet. Bana ne ne soruyorsun? Sor söyleyeyim. Ya şu anda içinde bir tane tel var ya. Evet, o teli bir kenara alıyorsun. Ucuna doğru böyle takıyorsun. Tamam mı? Bir dakika. Allah. Ne yaptın? Dur. 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 Dur, ne yaptın? Bir anda çalışmaya başladım. Şimdi ne durumdasın? Bana bir özetler misin? Sadece içindeki teli çıkarmaya çalışıyorum. Bak, fakat sağ tarafında bir tane böyle elips gibi düğme var. Elips gibi bir düğme var üstünde. Elips düğme. Evet. Elips, bas ona. Bas, kapak açıldı mı? Hayır. Çek abi kapağı yukarı. Bas, çek. Hayır. Ya tezgah üstü mutfak robotuyla büyük bir savaşımız var şu anda. Aç dedim, bas dedim, kapağını yukarı kaldır dedim. Makineyi Transformers gibi böyle parçalara ayırmaya falan kalktı. Bas, oldu mu? Evet ya, bravo. Bas çek, olayı çözdü işte. Bas tamam. Çek. O beni biraz sarstı. O makineyi kullanmadan önce biraz zaman geçirseydim... Bunların hiçbiri olmayacaktı ama bence işin güzel tarafı da bu zaten. Bir tane daha kırıyorum şu anda. Nasıl ama hamurun nasıl? İstiyor mu ikinci yumurtayı? İstedi valla. İstedi mi? Ne dedi? Kurumaya başladı. Bana yumurta at dedi. Ben de şu anda ikinci yumurtayı attım. Olağanüstü. Tamam yani böyle tam şey kıvamına geldi mi? İkinci ne kıvamı? Yumurta tamamdır dedi mi?
Bence şu an çok güzel yani, keyfi yerinde. Harika. Arkadaşın. Aşağı doğru uzayan bir kıvam elde etmemiz lazım. Ediyor muyuz böyle uzayan bir kıvam? Ettik mi? Böyle uzayan bir kıvam elde ettik mi? Galiba bir yumurta daha mı kırsam ya? Bakayım. Ha bu. Tabii tabii istiyor. İstiyor değil yumurta mi? Yumurta istiyor. İyice çırpılmak istiyor. İstiyor, yumurta istiyor. Mi? Ben de seninle zaten birazcık şey yapayım. Ben senden bayağı az çırptım aslında. Acaba sen ununu fazla koymuş olabilir misin? Hayır, 101 gram. 101. Şey 104 gram. 104. Şimdi buna un koyuyoruz. Bak çırptıysan böyle sarı sarı küçük kumdan kayalar elde ettin. Kumdan. Kumdan kayalar. Feyyaz. Ya, asla böyle değilim normalde gerçekten. Feyyaz. Ne olur asla böyle değilim. Feyyaz. Hayatta evde şu manzarayı göremezsiniz ya. Bu arada sütle krema ne durumda abi? Sütle krema o yok bende abi. Nasıl abi? O yok abi o yok. Bu hazırladığımız yumurta sarısı, toz şeker, un, nişasta, süt ve kremalı karışımı bir süzgeçten geçirip tencerenin içerisine alıyoruz. Ya artık ısınmıştır. Hepsini döktüm. Hepsini döktün. Heh. Hepsini mi döktün? Evet. Hayır ya sütü ona dökecektin. Hayır ya tamam kaynıyor işte. Maalesef bahsettiğim felakete girmiş bulunuyoruz efendim. Sütle yumurta sarısını temperlemek yerine yumurta sarısını komple süte koydu Feyyaz. Bakalım sonunda ne olacak? Ha tamam. Nasıl tamam? Ne yaptı Feyyaz, ne yaptın bana söyle. Sütle gözünse kremanın üstüne sütle kum gibi olan karışımımızı döktüm. Ne yaptın? Ya asitle baz değil ki bu. Niye bu kadar tepki veriyorsun? Abi ya? Çok önemli. Bak şimdi sütü yumurta sarısına yavaş yavaş dökecektin. Sütü. Evet. Ki yumurta sarısını temperleyecektin. Sonra süzgeçten geçirerek tekrar tencereye alacaktın. Sen ne yaptın? Yemin et. Sen ne yaptın? Ben şu anda kum gibi olan şeyi sütle kremaya koydum. Ocağın üstünde pişiyor. Peki, şu an. Peki o zaman şimdi bir tane silikon çırpma teli al önünden. Ve çok hızlı çırp lütfen. O anda zaten o hamurun olmayacağını, o kısmı çıkmayacağını anladım. Başka çakallıklar da çıkmaya başladım. Oo, mis. Feyyaz. Çıkartayım mı? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz bu işi güzel yaptık ha. Bak. Gerçek. Bak, bak şunun güzelliğine bak. Kıtır kıtır. Bak tezgahın üstünde. Uuu el yakar. Çıkartayım mı? 3 dakika bekleyeyim mi? Vallahi sen bilirsin. Ben bekle dediğim zaman bana şey yaptın. İki taneye ayırdım. Şöyle birazcık soğutuyorum Feyyaz. Bak bak altları müthiş renk almış. Böyle kıtır olması çok önemli, tamam mı? Sonra burada bir tane sıkma poşeti var Feyyaz. İkinci bir sıkma poşeti. Bunun içerisine yeniden duy takımından bu sefer küçük... Şöyle kal bakayım. Doldu... Ne yapıyorsun? Ha? Ne yapıyorsun? Şey, delik açacağım. Delik... Bir şey söyleyeceğim. Bizimkiler niye böyle farklı renkte? Doğrusu bu ama. Aha! Makbul o mu? Vay maşallah, pari breslere bak. Abi şunu şöyle yapsana. Gel. Ne ya? Bıçağı ver. Tamam. Tüh yaparlar. Böyle. Ha, öyleli. Tamam. Sen ne yaptın? Ben çok şey yapmadım. Üstüne gitmedim. Rize pari bresli mi? Galiba. Tebrik ediyorum. Bu, bu yani. Bu, bu. Standardı bu tabii. Artık ne yapalım? Çıkalım mı servise? Hayır efendim. Olur mu? Vallahi buna hazır olur mıyız? Ben hiç hazır değilim şu bu an. Anı, bu anı beraber yaşayalım mı? Evet, çikolataya güzelce batırıyorsun bunu. Şeyden mi, tersten mi? Yok. Evet, evet, üst tarafını yani böyle... Doldurduğumuz kremanın olduğu taraftan. Yok, aslında öbür taraftan. Ha. Evet. Öbür... Bunu ben niye yaptım? Neyi? Neyi, ne yaptın? Ya bunu ne yaptım ben? Şeyi, şu pastacı kreması. O olmayınca ben onu eledim, elemişim yani. Ben anlamadım şu an. Hadi üstüne çikolata şey hemen servis yapıyoruz. Çikolatayı hazırladık ya. Onun yanındaki hamuru kullanmadım şu anda. Onu ona mı dökecektim? Ne? Yok. Çikolatanın yanında hamur dediğin hangisi abi? Pastacı kreması. Onu içine sıkmadın mı? Neyin içine? İçine sıktığın neydi Feyyaz? Ha bunu sıkacaktık. Sen ne sıktın? Şey hamuru mu sıktın? Bir şey söyleyeceğim. Ha. Ne yaptın Feyyaz? Boş. Feyyaz ne yaptın? Bana bir söyle, hala kurtarabiliriz. Feyyaz bayrak. Hala kur. Hamuru mu sıktın? Hayır. Şey ben bu olmayınca ben bunu saymadım. He. Hepsini mi yaptın? Hamurla, sen hiç hamurla denedin mi bunu? Abi krema yerine hamur sıkmak gerçekten çok yaratıcı bir çözüm. Sadece o hamur çiğ, onu yersek hep beraber buradan hastaneye gideriz.
Feyyaz, biz bu işi kurtaracağız. Bak şimdi kimse görmedi, tamam mı? Kimse görmedi. Evet. Şöyle. Burayı kesin. Bak bak, kimse görmedi. Burayı kesin. Kimse görmedi bunları. Feyyaz. Evet, evet. Bak orada ne var? Kimse görmedi. Kimse görmedi Feyyaz. Kimse... Neyi? Sen o ikisini bir kişiye hemen son bir tane yap sen bari, bir tane yap. Fakat çok yardımcı oluyorum bak, yani hani şey diyemezsin Feyyaz. Hiç bana yardımcı olmadı diyemezsin. Der misin? Bak yardımcı oluyor muyum? Çok doğru söyledi. Az bile söyledi yani Arda. Onu böyle güzelce sıkıyorsun oradan Feyyaz. Evet. Arkasından... dizide baba karakterinin sana yaşattığı o zulmü... Feyyaz. Evet. Dizide baba karakterinin sana yaşattığı o zulmü, sen yaşattığın hamurları öbür tarafa bırakıp son kalan, o son kalan nefer hamurun içerisine pastacı kremasını sıkıyorsun Feyyaz. Evet, aynen. Çok, tamam değil mi? On yolumuza numara. Dolu dizgin devam ediyoruz. Yanlış, bir tane bir şey yok. Muazzam. Bunları da koyduk. Üstüne de... Variblemiz hazır. Üstünü çikolataya batırıyorsun. Nerede çikolatamız Feyyaz? Allah'tan o hazır. Batırıp çikolataya servis tabağına koyuyorsun. Ay terledim yeminle. Ben de gerçekten. Haydi bismillah. Servise çıkıyor muyuz Feyyaz? Çıkacağız. Neyle karşılaştığımı hiç bilmeyeceğimmiş gibi yapıyorum. Şey. Koydum. Gerçek bir başyapıt. Şuraya biraz böyle süs müs bir şey mi yapsak? Ben sana söyleyeyim bak, süs bunlar. Uzaylı bunlar, uzaylı. İçini yeteri kadar yapmadan böyle yapmış vaziyette. Bu programa iz bırakmadan gitmeyeceğim dedim. İşte izim. Bu. Bu bir şey gibi mi? Bir sanat, böyle eser bak, böyle bir hani bir kuş kanatlandım gidiyorum. Tabii tabii, burnu daha uzundu da kırıldı. Şu an tam böyle kıvamında yani. Neyse, artık. Bu... Ona bir isim takalım mı? Bu bence Rize usulü Paribrest olsun. Tamam, Rize usulü Paribrest olsun. Paribrest efendim. Benim yaptığım biraz şeydi ya, Rize Paribrest'i mi oldu artık, öyle bir şey oldu.